Fuat Uğur, muhafazakarlar ve kültürel iktidarın kodları. Şükriye Tutku'nun can acıtıcı sözleri. Dün sosyal medyada gördüğüm tweet çok canım sıktı. 15 Temmuz gecesi Kuruçeşme açık havada ünlü türkücü ve sinema oyuncusu Yavuz Bingöl ile birlikte sahne alacak olan sanatçı Şükriye Tutkun paylaşmıştı ve şöyle diyordu. Konserimiz az kaldı. Bilet satışları düşükmüş. Varsın düşük olsun. Gelen kişi sayısı değil, gelen yürek sayısı önemli. Gelenler de gelmeyenler de baş tacı. İsteyip de gelemeyenler için de söyleyeceğiz türkülerimizi. Paylaşımın altında da yine kendisinin bu konserle ilgili duyurusu ve afişi vardı. İki ismin de sanatçılığıyla ilgili söyleyecek sözü olan var mı? Son yıllarda üretimleri yok denebilir ki, bunu ben de söylüyorum. Ama her iki ismin müzik geçmişleri milyonlara mal olmuş onlarca türkü ve şarkısıyla kaliteleriyle müzik dünyasında nasıl ayrışıp seçkin bir yere oturdukları hakikati de ortada. Yıllardır onlara müzik kartellerinin oluşturduğu çeteler tarafından ambargo konuldu. Bunu da biliyoruz. Mahallelerini terk etmeselerdi ne olurdu? Sebebi söylemeye gerek var mı? Çünkü keyifleri gayet yerindeyken kendi mahallelerini karşılarına alma, yalnız kalma pahasına ülkeler için Erdoğan diyebilmiş, vatan sevgilerini her yerde, her zaman göstermekten kaçınmamış, iki isim Bingöl ve Tutkun. Soralım. Geçmişte Urfa'ya paşa geldi adlı türkü yapan ve son olarak konser vermek için gittiği Şanlıurfa'daki konserine 8 kişi gelen Yavuz Bingöl bunu hak etti mi? Urfalı AK Partililerin, onların çocuklarının, o gençlerin kıytırık magazin figürü bir şarkıcı gelseydi o konser alını tıklım tıklım dolduracaklarını iyi biliyorum ben. Çok ayıp çok. Yazıklar olsun. Yavuz Bingöl Geçmişte kendisini el üstünde tutan CHP'lere grup yorumun konserlerini dolduran bir takım malum sol örgütlere yakın dursaydı her konseri müzik piyasası deyimiyle full çekerdi. Aileden müzisyen bir isim Yavuz Bingöl. Aileden müzisyen bir isim Yavuz Bingöl. Annesi Şahsenen Bacı bir dönem solun yıldızlaştırdığı halk ozanlarından biriydi ki benim de izlemişliğim var. Karatiren gecikir, belki hiç gelmez türküsünü, sarı gelini, turnaları Tanrı'dan diledi mi, yer demedi mi, turnalara tutun da gele kadar bu türküleri tekrar dinlemek istemeyen kim vardır? Onun su gibi akan lirik tenor sesinden her türlü bir başka anlam kazanıyor. Türkiye Bingöl'ü Salkım Hanım'ın Taneleri filminde İsmet İnönü döneminde varlık vergisi nedeniyle Aşkale'deki toplama kampına gönderilen azınlıkların bulunduğu cezaevinde nöbet tutan asker olarak da tanınıdı elinde bağlama ile bir de sarı gelin türküsünü tutturunca cezaevinde olan Ermeni Levon klarnetine sarılıp ona eşlik ederken çok dokunaklı sahnedir. Ve tabi Nuri Bilge Ceylan'a Kanda en iyi yönetmen ödülünü kazandıran 3 maymun filminde başrolü üstlendiğini de unutmayalım. Şükriye Tutkun da sol geçmişini geride bırakarak Erdoğan diyen bir isim. O da Yavuz Bingöl gibi bedel ödeyenlerden. Onunla aynı siyasi geçmişten biri olarak yakından da tanıdığım bir arkadaşım da aynı zamanda. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Opera Şan Bölümü mezunu. TRT Gençlik Korusu ile başlayan, İstanbul Operası ile devam eden, Türkiye'nin Fahir Atakoğlu, Atilla Özdemiroğlu gibi efsane müzisyenleriyle birlikte çalışan Şükrü Tutkun, Türkiye'yi kasıp kavuran hiç şarkıları imza attı. Gücüm yetene kadar Arda Boyları, Mihriban, Sevin Gayrı, Hasret gibi şarkılar herkesin dilindeydi. Albüm çıkardı, bazı filmlerde oynadı o da. Ama komple bir sanatçı olduğu zamanında Türkiye'de milyonları güldüren Plastik Show'da dönemin başbakanı Tansu Çiller'i seslendirerek de kanıtladı. AK Partililer ve muhafazakarların kestiği ceza. Evet, her iki ismi de AK Partililer, milliyetçiler ve muhafazakarlar adeta neden onları bırakıp da bizim tarafa geçtiniz, ülkenizden yana tutum aldınız diye cezalandırıyor. Çok yakından biliyorum. AK Partililerin çocukları, AK Partili ve diğer sağ partilerdeki gençler Mabel Matiz'e, Melek Mosoya, Sıla'ya akın akın gidiyor. Ama Şükriye Tutkun ile Yavuz Bingöl'den haberleri bile yok. Üstelik 15 Temmuz gibi anlamlı bir günde. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı'nda konuştuğu mitinge her türlü zorluğu göze alarak yürüyerek gelen 1,5 milyon insan nerede? Onların arasından nasıl oluyor da 5000 kişi çıkamıyor? Bu soruyu bizim sanatçımız yok diye ağlayıp diğer kesimin sahne ve perdedeki ünlülerini eleştiren her AK Partili ve muhafazakar kendine sormalıdır. Her iki ismin de eğlendirici olmadığını söyleyenler de çıkabilir. Arkadaş, eğlenmekten ne anlıyoruz biz? Eğlenmek yalnızca hoplayıp zıplamak mıdır? O da gereklidir tabi ama bazen sevdiğimiz bir şarkıcı ile zaman yolculuğu yapıp anıları paylaşmak, bazen gözyaşları içinde o şarkıları binlerce kişiyle aynı anda söylemek değil midir? Sıla'nın iç bayıcı şarkılığını binlerce insan hep birlikte söylüyor. Neden? Aşk acılarında şişelere sığınmanın acısını paylaşanlar şarkıcının dibe vura vura yaşayalım gidişini nakaratına çılgınca eşlik ederek hayata katıldıklarını hissediyorlar. Ben de Yavuz Bingöl ile Sarı Gelin türküsünü söylerken Şükriye Tutkun ile En Son Nefese Kadar derken aynı şeyi hissedebiliyorum. Gözyaşı döktüğüm anda güldüğüm ve coştuğum anda da bana ait ve mutluluk verici değil midir?